Selamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün ne yapıyoruz? Bugün akşama yemek yapacağım. Konya'dan geldikten sonra patlıcanlarımızı topladık böyle. Bunları doğradım. Ne yapıyorum? Buraya zeytinyağımı koydum. Bu şekilde. Bir çay bardağı zeytinyağı. Ama patlıcan 1,5 kilo var. Yani 1,5 kiloya yakın. Hiç şey soymadım. Kabuklarını hiç soymadım. Şunu şöyle yapalım. Niye? Çünkü patlıcanlarımız organik. O yüzden soymadım. Bir de biliyorsunuz sebzelerin vitamini nerede? Kabuklarında. Işık puanımızı aldık mı? Ya biraz kısmen aldık. Olsun, bir idare eder böyle. Bir çuval aldık. Ve bize bir çuval yetmez ki ama olsun. Bu da iyi yani. Hiç almasaydık daha kötü. Ama samırsak sadece bir bağ aldık. O da zaten bitmek üzere. Yani samırsak çok önemli, soğan çok önemli ama boş ver. Alırız inşallah. Lazım oldukça alırız. Aslında benim burada önceden yerim yok diye ne yapıyordum? Almak istiyordum ama koyacak yeri yok diye alamıyordum. Ya da aldığım zaman nereye koyacağım bana sıkıntı veriyordu gerçekten. Ama şimdi çok şükür yerimiz var. Şimdi ama bu depremden dolayı böyle yani dengesizlik oldu. Şimdi bak kızım yakından göster. Şimdi patlıcan soğanımı 4 diş sarımsak doğradım ve patlıcanları ilave ediyorum. Şey gibi mi yapacağız? Aslında buna bir musakka diyor. Musakka. Hmm. Yani mualla mercimekli. Bu da. Yani hepsini bir mi bir koyacağız? Evet. Aynen öyle. Dolma gibi ben merak ettim şu an bu nasıl bir şey. bu aslında en kolay yemek bu. Hayır, çok böyle fazla oldu ya. Hiçbir şey olmaz. Şimdi ben ne yapacağım domateslerimi? Şöyle mi dur? Böyle biraz sapatlayayım mı? Hı? Korkuyorum elimi keserim diye kaç gün iyileşmez. Eğer kesersen. Ama gerçekten kolaylık yani. Bir de ben yavaş çalışamıyorum ya. Benim her zaman acelem var. Yani insan bir iş yapıyorsa niye yavaş yapsın? Hemen bitirip başka bir işe geçsin ya da bitirip otursun. Değil mi? Ya oturmuyorsun ama. Evet, ben oturmuyorum sadece. Uyumaya çekildiğim zaman sadece. O zaman ki dinleniyorum. Bu arada dünkü videodaki yorumlardan dolayı teşekkür ederiz. Evet sayın takipçilerim, bu değerli yorumlarınız için herkese, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Yerden bir bakma mı? Ya bazen de şey hani açıklama yapmak istemiyorum. Ama hani sessiz kaldığım zaman bazıları zannediyor ki hani suçluyum diye susuyorum. Aslında asla öyle değil. Ben yani kimseye... Çoğu yorum sahte hesaptan yapılıyor. Mesela ben oradan YouTube'dan girip bakabiliyorum ona. Yani sahte hesap olduğunu biliyorum. Yani bize sırf kötü şeyler yazmak için. Evet. Ben bunları acele ediyorum sayın takipçilerim. Bunları yapıp yemeğimi ocağa koyup biberleri toplamaya geçeceğim, bahçeye geçeceğim. Çünkü biberlerimiz kızarmış, toplamamız gerekiyor ve arkasından bahçeyi sulayacağız. Yani bahçeyi sulayıp da biberleri toplayamayız. Bu sefer çamur olur. O yüzden. Ama inşallah oldu 2 gün toplayacağız. Sabah kalkıyoruz, güneş. Direkt güneş vuruyor. Direkt bahçeye. Açıkta ya bahçe. Akşam da güneş gitti mi hemen gidiyor. Yani şey, hemen karanlık oluyor.
Hani biz diyoruz ki gölge olunca yapacağız. Bu sefer direkt güneş batıyor. Bu sefer karanlık oluyor. Yine kalıyor. Ama inşallah bugün niyetliyiz. İnşallah nasip. Yine nasip. Yani ne kadar bir şey kullanıyorsam, mesela yani patlıcan 1 kilo en azından 300 gram var. Domates de yine 1 kilodan fazla var. Şöyle şimdi ne yapacağım? Elimi yıkayayım. Bu salça geçen seneden değil, bence önceki seneden salçam. Adana salçası değil mi? Adana salçası. Bu sene Allah izin verirse inşallah, bilmiyorum artık Allah nasip ederse yapmayı düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum? Domatesini de ilave ediyorum. Şimdi diyeceksin ki anne bu yemek nasıl pişecek? Evet bu yemek. Aslında bir tencerem daha var. Bu şimdi tabii ki böyle kalmayacak. Valla bu kışa sever misin yemeği? Şu an tencere katlığı var o yüzden. Haydi ocağa gidiyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve ocağa gidiyoruz. Şimdi ne yaptım? Ocağımın altını açtım ve bu şekilde. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi hemen direkt bahçeye geçiyoruz. Haydi buyurun. Tahkiler nereye gidiyoruz? Bahçeye gidiyoruz biberleri toplamak için. İnşallah bugün biber toplaması gerçekleşecek. Ama bu reyhanlar, bak. Bu reyhanlar ne kadar burada hiç kuvveti yok. Hiç büyümediler. Hiç kesinlikle. Ama bunlar... Bunları da aynı zamanda ektik. Hatta bunları da tahkiler. Ben bunları... Çok aradım bunları bulmak için. Bunlardan ekmek için ama hala bunlar çiçek açmadı. Gittikçe büyüyorlar ama orada aç. Orada biraz açmışlar. Açacaklar ama ne zaman acaba? Bu arada mısırlarımız finish. Evet. Bir de bu naneyi. Bu naneyi. Bir türlü biçemedik. Ama biçeceğiz inşallah. Kediler de var burada. Şuna bakalım mı? Bak. Subhanallah. Dolu dolu. Bak dolu dolu. Çıkmışlar. Şimdi salata tavşileri ne yapıyoruz? Biberlerimizi topluyoruz. Ama burada kedi yuvası var. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesi. Ve la te'asi. Rabbi temmeyi bel hayır. Bunlar kapıya. Evet, olsun. Bir şey olmaz. Bunları ayıklayacağız. Belki bunlar dolmaya... Fark etmez. Ne topluyoruz? Oğlum sandığı ortaya koy. Ama dikkat et. Tamam, şimdi toplayalım. Bak. Nar gibi kızarmışlar. Gördüklerimi mi toplayayım böyle? Kızarmış olanlar. Evet. Kırmızı olan. Şöyle değil mi? Önüme geçsene ya. Geç geç. Bunlar kapıyor mu? Hayır bunlar kapıyor değil. Anne ben bu sırayı toplayayım mı böyle? Evet toplayabilirsin. Hadi kırmızıları topluyorsun. Evet şöyle biberlerimiz. Yeşil de var. Yeşilleri toplamıyoruz. Olmamış onlar. Yeşiller kırmızı mı olacak? Evet, evet. Aynen öyle. Maşallah, subhanallah. Şöyle oraya, nereye sandığa? Kaç günde şimdi olur buna? Oluyor işte, 2-3 günde bir. Tekrar? Bir hafta sonra. Biraz ama şu an artık fazla olmaz içinde. Tabii ki artık azaldı biber. Yeşiller bir haftada mı kırmızı oluyor? Evet. Ama şu an azaldı yani az çıkar artık bu saatten sonra.
Bayağı var ama. Ey maşallah, subhanallah. İnşallah, maşallah. Yeşilliyse alma onu. Yani dikkat ederseniz şey, artık biberler eskisi kadar tabii çok böyle büyük de var ama daha önceki toplayışlarımızda daha. Ama şimdi de maşallah, subhanallah. Subhanallah. Oğlum yeşilli topla bakalım. Bu kapya bak. Arzu maşallah, subhanallah. Bu sonra vermeye başladı kapya. Oo, şuna bak, bak maşallah. Kapya bize. Bozuldu ya önce bunlar. Sonra vermeye başladı. Ama ben şey yeşil biber seviyorum ya. Kırmızı biber ben sevmiyorum. Kırmızı biber de çok lezzetli. Ayrı bir lezzeti var. Yeşil biber de ayrı bir lezzeti var. Bu kapya mesela, gel bak kızım. Bu biz satın aldık ya, sipariş vermiştik. Getirmişlerdi bize, bunlar topukları çekiyor. Bize yine Allah razı olsun adam, bize bir bağ. O için yan yana çıkmış. Bir bağ bundan göndermiş bize. Ne o? Kapya bize. Tatlı mı? He? Tatlı mı? Bu evet tatlı bak, bunlar dolmalı. Bunlar acı mı? O acı. Bak. Maşallah, subhanallah. Bunları nasıl sevmeyelim ya biz? Bir insan kendi bir şeyi yetiştirmesi ne kadar güzel bir şey değil mi? Aynen. Yerken zevk alıyorum, toplarken zevk alıyorum maşallah bak. Maşallah, maşallah, maşallah. Subhanallah. Oğlum oraya yere düştü bir tane. Bak bunlar, içinde kurt var. Onu bak, şu mesela. Bundan hiçbir hayır yok mesela. Biber böyle oldu mu, içine kurt girdi mi hiçbir hayır kalmıyor bir yerde. Hala kapıyamız bitmedi bak maşallah. Bir de unutmayın, üzüm toplayalım bugün. Bugün misafirimiz gelecek. Buzdolabına koyar, soğusunlar diye. Hatta direkt dondurucuya koyalım, çabuk soğur. Çünkü misafirimiz gelmek üzere. Sürpriz. Bak. Üzülüyorum biberleri böyle görünce. Hani bu daha kalsın mı? Hangi? Hafif daha yeşilliği bu. He, o kalsın. Burun topla. Maşallah. Borsa şeyi göster sandığı. İsmail götürsün onu. Bak yavrum bak. Ben gerçekten çok üzülüyorum ya bak. Bir türlü biz bundan kurtulamadık ya. Bak, bu nasıl bir illet bu böyle, bak, yazık günah ya, bak hepsi biber olacak aslında bunlar, ya ben gerçekten ya oturup alayabilirim bunları şu, o kadar üzülüyorum yani bunları, bak hadi, hepsi çiçek açmış, hepsi topaklaşmış. Evet. Şeye mi, o toprağın üstüne oğlum, özellikle toprağın üstüne. Orada baban dökmüş işte. Bak koymuş İsmail. Bu taraf oğlum. Biz sanitapçılarım özellikle biberi toprağın üstüne koyarız. Toprak daha koruyucu, daha sağlıklı. Dede kızartıyorsan değil mi? Evet tabii ki. Eğer mesela bir poşet mesleğinin üstüne ya biraz orada bozulur. Ama toprağın üstüne koyduğun zaman kesinlikle bozulmaz. Bir gece bekletip. Çünkü niye? Orada toprak sağlık, toprak şey yani ne yapıyor? Hava almasını da sağlıyor. Evet. Bu ilaç ben nasıl, niye etki yapmıyor ben anlamış değilim ya. Bak daha çok çoğalmışlar şeyler ya. Bugün Antakya'ya gitmem gerekiyordu, çarşıya.
Niye biliyor musun? Sormuyor. Evet. Çünkü gidip şey almamız lazım. Geç kaldık. Tohum alacağım. Ekmek için. Düşün çok ekenler ne kadar topluyor değil mi? Bu sefer biberler daha çok kızarmış sanki. Niye biliyor musun? Hı. Gittik ya şeye konuya. Onlar yok onun. 10 gün oldu. Evet. Onu bir gece bekletelim. Yarın bunları temizleyelim. Bazen kızarması için 2-3 gün bekletebiliyorsun. Ama isterse de hemen de temizleyebilirsin. Ama bekletirsen daha çok kızarır. Aya biz hiç aklımıza gelmedi ama telaştan ne yapsaydık? Eğer turp tohumu alsaydık, bu biberin arasına böyle serpseydik. Şimdi turpla her bir tane bu kadar olmuştu. Tabii. Çünkü sürekli sulanıyor. Ya. Bunun da ayrı bir gün şey, şunları toplayacağız. Sübhanallah, şunların güzelliğine baksana Arzu. Bu kalsın hemen ya. Topla ya, topla. Topla bir şey ama bu kapıya mı sanki? Bak Arzu. Onu şuraya koyabilirsin istersen. Şuraya. Tutayım sen. Bunlar bak topak olmasaydı bunlar her birine kocaman olacak. Ay gözüme geçti. Sanki patlıcan tozu gibi. Patlıcan tozu çok tehlikeli. Yap. Kaşındırıyor. Kaşındırıyor, bir de gözüne girdiği zaman bak çok kötü. Oğlum şunları gel toplayalım. Gel. Şurada gel, fasulyeyi göster kızım, gel. Fasulyeye bakalım. Fasulyeye bakalım da. Fasulye, bir takipçim demiş ki Lamia Hanım sakın, ben bu fasulyeleri sökecektim çünkü hiç vermedi. Tabii döküldü. Bir takipçim demiş ki Lamia Hanım al oğlum. Lamia Hanım onları sökmeyin. Havalar soğudu mu vermeye başlar. Ve gerçekten şu an inşallah fasulye yiyeceğiz. İnşallah. Şunları yarın sabah. Vermişler mi yani? Göstereceğim şimdi size. İnşallah. Fasulyeler bak. Takipçim görsün. Takipçilerim bak. İnşallah. Bir tane olmak bak. Subhanallah. Hepsi şey mi anne? Subhanallah. Evet, fasulye olacak bunlar. Çiğ olanlar şey mi oluyor? Yani? Yok, bak vermiş bak minik. Bunlar hepsi fasulye bunlar. Bak minikler bak. Hiç tutmuyordu. Bir tane bile tutmuyordu. Ama inşallah az da olsa belki fasulye yiyeceğiz inşallah ya. İnşallah. Ama daha sık sulamamız lazım bunları. Lübiyeler maşallah, subhanallah. Lübiyeler onu birazdan yetiştirirsek toplarız. Yetiştirebilirsek. Domatesimiz var mı acaba? Gel bakalım. Daha hala domates. Hala domates. Domates. Al.
çürümüş gözüküyor bu şeyleri, dalları anne. Aa, ama anne bak, ne o? Ha? Bir şey olmaz, onu al sen. Ah, bak. Bak. Onu keseriz. Bak. Bozuk bile kokuyor bak. Ha, fasulye. Bak, gördün mü fasulye orada? Arzı. Fasulye vermeye başlamış. Heh. Benim bizi talebimde matematik. Ama bu istediğimiz fasulye bence değil. Al onu. Ay düştü. Ha. Hadi. Hadi gidelim biber. Biber'e gidelim biber'e. Hadi. Gel. Bugün patlıcanın yanında bol acılı bol acılı biber yiyeceğiz inşallah. Az kaldı. Allah'ın sana bereketini açtı. Sanki bundan daha hiç toplanmamış. Daha bak nerede? Al. Arzu, domates. Ay, düşeceğim. Ay bunları hiç sevmiyorum bunları. Bak. Anne, kırmızı kırmızı olmuşlar ama böyle minik minikler, böyle bir tane şey öyle. Topla. Al. Tabii. Al onu. Bak böyleler. Bir şey olmaz. Böyle oluyor değil mi? Bunlar böyledir. He, bunlar büyümez artık. He. Güzelliğine baksana. Maşallah, subhanallah. Bak. Demek ki bozulmasalar da güzel olacaklar. Aa, çok güzel olacaklar. Koyun bunları sever. Şimdi şey alalım. Ne alacağız? Ne alacağız? Üzüm mü? Üzüm alacağız. İnşallah patlıcan toplayacağım ama bugün değil. Güzel bir dolma yapacağım. Dün neler oldu anne, anlat bize. Mesela? Mesela? Dün gece saat 12'de neler yaşadık? Evet, sanat takipçilerim dün tam yatmaya hazırlanıyorduk. Ne oldu? Benim kızımın alerjisi başladı. Arzu'nun, Arzu Hanım'ın. Şöyle gözümü sileyim de. Ne, temizlik yaptık diye mi oldu? Ne oldu? Patlıcandan mı oldu? Bilmiyorum. İşte ne yemiştik dün? Bir şey yemedik. Babamla nuş yapmıştık. İçine nane. Bir de sarımsak koydum. Bu kadar yani. Ondan sonra bir kaşıntısı başladı. Dudakları böyle şişti.
Artık dudakları dışa döndü o kadar. Botoks gibi oldu. Evet, gözleri şişti. Zaten göze vurdum çok kötü oluyor. Haydi hemen arabaya bindik. Nöbetçi eczane aradık. Acaba benden başka alerjisi olan var mı? Bilmiyorum. Ne diyorlar? Ürtiker. Acaba kimsede var mı? Arzu'da yıllardır Arzu kızımda bu alerji var. 10 yıldan fazla bence. Şunu sana vereyim. Hediye. Bu arada sana hediye vereyim. Yiyebilirsin. Evet, aylık iğne yapılıyor. Ayrıyetten günlük. Sabah akşam mı? Nasıl? Günde bir defa. Günde bir defa. Hap alıyor. Alerji hapı. Bu arada gözüme giren çıkmıyor. Ama gözüme giren gerçekten çıkmıyor. Bu bizim bu en büyük ağacımız. Evet, en büyük. Bu kraliçe. Ama içinde evet limon olmuş, biliyor musun? Limon olmuş inşallah bu sene. Burada bak bir salkım. Tutarsa yani, inşallah. Şu an tutmuş. Kopartıp limon mu yiyeceğiz biz şimdi anne? İnşallah kızım. Burada bir tane. Burada bir tane. Burada da bir salkım, daha yeni bu. Orada da bir salkım, maşallah maşallah. Daha ay maşallah, subhanallah, Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allah. Gidelim, gidelim. Gidelim. Sanki orada domates gördüm kızım, dur. Arzu. Bak. Domates. Güzelmiş de. Gel. Bunda yok, şey yok. Yani bir şey yok. Bunu çekeceğim yani. Kıyamıyordum. Aha bunlar. Bak. O da yürüyor mu? Ay, o da bozuk. Yapma. Hadi bakalım. Fasulyeler. Hadi gel, hazır. Lübyeleri de toplayacağız inşallah. Lübyeler ne yapacağız? Üzüm toplayacağız şimdi, gel. Bak. Anne sert ol. Bak kızım. Bir tane daha toplayalım. Yeter değil mi? 3 tane yeter. Ay. Şöyle. Yeter bu kadar değil mi kızım? Çok tatlı rengi. Evet. Şimdi sanki takipçilerin biberlerimiz bugün burada. Yani her sefer bunun iki katı. Bu sefer bu kadar. 30 kilo, 30-35 kilo gibi bir şey. Var yani, evet. Rabbim bereketini kaçırmasın. Bunun içinden seçip dolma yapabiliriz inşallah. Siz hani acısını seviyorsunuz ya, kapya. Onlardan mesela. Şunlar. Şu. Kurutsak mı anne şimdi ya? Şimdi bak bunlar bir kısmı biraz kuruttum. Biraz. Şunu ben şimdi bir kilimle yani bir ya da bir işte samanla örteceğim bunu sabaha kadar. Buraya toprağa koyduğuma bakmayın. Biz özellikle biberi toprağın üstüne koyarız. Özellikle bak üstüne basa basa söylüyorum. Niye? Çünkü daha sağlıklı, biber bozulmaması için. Özellikle toprağın üstüne konur. Toprak her zaman temizleyicidir. Oh, yani herkes bunu bilmiyor. Nerede? Yani ben de önceden mesela bilmiyordum. Artık eldivenlerini çıkartabilirsin. Kendimi unutmuşum. Güneş batmak üzere. Güneşin batımı. Takipçilerim, şimdi güneşin batımında kahve içeceğim. Hakkınızı helal edin. Yemeğimiz burada pişmeye devam ediyor. Pişmek üzere. Şimdi bakalım yemeğimize. Sayın Tavşan'ın yemeğimiz pişmiş. Bu şekilde. Dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi üzümlerimi yıkayacağım. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.